Merhaba ben Enes, bugün Xiaomi'nin Mi GIA projeksiyonunu inceleyeceğiz. Bu cihazın en büyük artıları gerçek Full HD çözünürlüğünü oldukça canlı ve keskin bir görüntü kalitesiyle bize verebilmesi. Xiaomi TV Box'larda olduğu gibi dahili bir Android işletim sistemiyle 1080p resmi Netflix sertifikasına sahip olması ve taşınabilir ve küçük yapıda olması diyebiliriz. Yorumları epey olumlu olan bir cihaz. Ben de oldukça merak ediyordum bu cihazı. Bir haftadır projeksiyonu test ediyorum. Tüm artı ve eksi özelliklerini sizin için not aldım. Ürünün güncel fiyatı için açıklamalardan satın alma linklerini kontrol edebilirsiniz. Son olarak video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Gördüğünüz gibi projeksiyon bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Kutu içerisinden projeksiyonun kendisi, kullanım kılavuzu ve bu şekilde bir kutunun içerisinde de Mi Box kumandalarının aynısı olan bir adet kumanda ve burada da güç kablosunu görüyoruz. Projeksiyona yakından baktığımızda bu bölümde hafif kumaşımsı bir hissiyatı var. Bu bölümde bir kamera bulunuyor ve bu sayede otomatik netlemeyi yapıyor bu projeksiyon. Gördüğünüz gibi herhangi bir netleme halkası yok. Burada bir açma kapama düğmesini görüyoruz. Tasarım oldukça minimalist duruyor açıkçası. Çok kibar bir tasarım bulunuyor. Alt bölümde de 1/4 standart tripod vidası bulunuyor. Bu sayede tripoda da takabiliyoruz bu projeksiyonu. Arka bölümüne baktığımızda burada güç girişini, kulaklık veya ses sistemi bağlamamıza yarayan 3 mm'lik ses çıkışını görüyoruz. Bir adet USB girişini ve bir adet de HDMI görüntü çıkışını görüyoruz. Projeksiyonun hem bu yanında hem de bu yanında ses çıkışları bulunuyor. Şöyle bir ağırlığına baktığımızda 1300 gramlık bir ağırlığı bulunuyor projeksiyonun. Taşınabilirlik açısından oldukça iyi bir model olmuş. Ancak maalesef yanında bir taşıma kılıfı çıkmıyor. Kendi kutusuyla beraber taşımanız gerekiyor. Xiaomi'lerin Mi TV Box'larında olduğu gibi kumanda Bluetooth üzerinden cihaz ile haberleştiği için cihaza doğru kumandayı tutmamız gerekmiyor. Herhangi bir yöne doğru tuttuğunuz zaman da kumanda çalışıyor. Projeksiyonun kısaca bir teknik özelliklerine baktığımızda projeksiyonun gerçek doğal çözünürlüğü 1080p ancak 4K görüntüleri de sorunsuz bir şekilde oynatabiliyor. LED bir lamba kullanılmış bu projeksiyonda ve 30.000 saat gibi oldukça uzun bir kullanım imkanı sunuyor bize. Ses sistemi olarak da Dolby Dijital kullanılmış 5x2 wattlık 10 wattlık bir ses sistemi bulunuyor. Bu cihazda dahili bir Bluetooth ve Wi-Fi da bulunuyor. Bluetooth 4.0 kullanılıyor ancak herhangi bir şekilde kulaklık veya ses sistemi bağladığımda da dudak ile görüntü arasında bir senkron sorunu yaşamadım. Projeksiyon üzerinde herhangi bir netleme halkası bulunmuyor. Sadece projeksiyonu çalıştırmanız yeterli. Otomatik olarak ilk açılışta netlemeyi kendisi yapıyor. Otomatik odaklama sistemi oldukça başarılı bir şekilde çalışıyor. Bazı kullanıcıların otomatik odaklamadan şikayet ettiğiyle alakalı ben de yorumlar okudum. Yani projeksiyonu 3-4 saat kullandıktan sonra bazen odaklamada ufak kaymalar olabiliyor yönünde. Ancak ben cihazı bir haftadır aktif bir şekilde kullanıyorum. Bu şekilde bir tecrübe yaşamadım. Bu tarz bir problemin önüne geçmek için de odaklama yapıldıktan sonra otomatik odaklama özelliğini kapattığınız zaman bu durum meydana gelmez. Onun haricinde bu cihazın otomatik odaklamaya sahip olması bence kullanışlılık açısından oldukça daha hızlı ve verimli bir şekilde projeksiyonu kullanmamızı sağlıyor. Köşe netliği açısından gördüğünüz gibi dört köşede oldukça net. Bütün köşelerde net bir şekilde görüntü alabiliyoruz. Yazılarda gördüğünüz gibi gayet net bir şekilde okunabiliyor. Yine ortası da oldukça net. Projeksiyon 1080p çözünürlüğünün hakkını sonuna kadar veriyor diyebilirim. Oldukça net ve keskin bir görüntü elde edebiliyoruz projeksiyondan. Bu cihazda günümüzde en yaygın olarak kullanılan HDR10 görüntü formatında destekliyor. Yani renkleri oldukça canlı bir şekilde veriyor projeksiyon ve siyah performansı olarak da fiyatının ötesinde bir siyah performansı sunduğunu söyleyebilirim. Bu cihazı ben normal şampanya rengi bir duvarda da test ettim. Yani illaki perdenizin olmasına gerek yok. Düz, açık renk ve tek renk bir duvarda da bu projeksiyonu rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Projeksiyonun 500 lümenlik bir parlaklığı bulunuyor. Burada gördüğünüz ortamda odanın tepe ışığı açık bir şekilde bu şekilde bir performans sergiliyor projeksiyon. Burada ise gördüğünüz gibi perdeyi açıyorum ve bu şekilde bir performans sergiliyor. Tüm projeksiyonlardan maksimum verim alabilmek için loş bir ortamda veya en iyi deneyimi yaşamak için de tamamıyla karanlık bir ortamda izlemeniz gerekiyor. Yani bu cihazda da parlaklık seviyesi çok çok yüksek değil. Ancak iş görür seviyede televizyon veya günlük kullanımlarınızı loş ortamda veya perdeler çekili şekilde kullanabilirsiniz. Cihazda bir Android işletim sistemi de bulunduğu için herhangi bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan direkt Google Chrome üzerinden Android cihazlardan görüntü yansıtma özelliği yapabilirsiniz. Yine iPhone'larda da AirScreen uygulamasını yükleyerek kablosuz görüntü yansıtabilirsiniz. Bu kablosuz görüntü yansıtmanın performansı da modeme cihazın uzaklığı ve evinizdeki modemin kalitesiyle birebir orantılı. Yani çok
üst düzey bir performans beklemeyin açıkçası. Oyun oynarken ufak takılmalar yaşayabiliyorsunuz. Ancak birisine bir video göstermek istediğinizde veya normal bir video açtığınızda sorunsuz bir şekilde bu kablosuz görüntü yansıtma özelliğini kullanabilirsiniz. Yine projeksiyonun üzerindeki USB üzerinden de burada gördüğünüz film dosyalarını direkt projeksiyon üzerinden onatabiliyorsunuz. Android bir işletim sistemi de bulunduğu için Kodi gibi player'ları yükleyerek de sorunsuz bir şekilde 4K dosyalarını bu cihaz üzerinden oynatabilirsiniz. Yine cihaz üzerinde bir Google Play de bulunuyor. Buradan basit tarzda oyunları yükleyebiliyorsunuz. Çok üst düzey bir oyun performansı beklemeyin ancak basit oyunları da bu cihaz üzerinden oynayabilirsiniz. Yine Xiaomi TV Box'larda olduğu gibi bu cihaz üzerinde de bir sesli komut düğmesi bulunuyor. Bu sayede direkt sesli komut vererek de projeksiyonu kontrol edebiliyorsunuz. Ben projeksiyonu 270 cm bir uzaklığa yerleştirdim ve 210 cm eninde ve 120 cm boyunda bir görüntü elde edebildim. Projeksiyondan 40 inç ile 200 inç arasında bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Projeksiyonda maksimum verim için de 1 metre ile 4 metre arasında bir konuma yerleştirmeniz gerekiyor projeksiyonu. Diğer projeksiyonlar görüntüyü bu şekilde verirken Mijia modeli gördüğünüz gibi bu şekilde hafif yukarı doğru bir görüntüyü veriyor. Mijia modeli görüntüyü hafif yukarı doğru verdiği için bunun bir artısı olarak projeksiyonu direkt yere koyarak da görüntü elde edebiliyorsunuz. Ancak bunun bir eksi özelliği olarak projeksiyonu çok yüksek bir noktaya yerleştirdiğiniz zaman görüntü ayarlarını elle ayarlamanız gerekebilir. Belki de bu projeksiyonda benim gördüğüm en büyük eksi görüntü küçültme özelliği bulunmaması ve projeksiyonu perdenin yanına doğru koyduğunuz zaman yandan bir düzeltme özelliğinin olmaması. Yani projeksiyonu perdenin tam karşısına konumlandırmanız gerekiyor. Bu durumda da tripod kullanmanız gerekebilir. Yine görüntüyü yansıtacağınız perdeye projeksiyonun uzaklığı çok uzaksa eğer büyük bir görüntü elde edeceksiniz ve bundan dolayı yine tripod kullanmanız gerekebilir. Bu cihazı eğer bir perdeyle kullanmayı düşünüyorsanız ilk olarak perdeyi almadan önce projeksiyon cihazınızı alın, görüntüyü duvara yansıtın ve yansıttığınız görüntünün boyutuna göre bir perde alın. Perde alımlarında her zaman ilk olarak projeksiyonun alınması ve sonrasında bu ölçüye göre perdenin alınması daha doğru bir tercih yapmanızı sağlar. Projeksiyonun gürültüsü olarak çok çok sessiz sahnelerde mutlaka az bir gürültü hissedebiliyorsunuz. Ancak diğer projeksiyon cihazlarıyla karşılaştırdığım zaman özellikle giriş seviyesi modellerle yani çok çok daha az ses çıkardığını söyleyebilirim. Yani ben günlük kullanımda projeksiyonun sesinden kesinlikle rahatsız olmadım. Ses olarak da şu an projeksiyonun yanındayım. Ömrüme 30-40 yıl daha taktım. Tamamını karşılaklarımı da değiştirdiler. Nasıl görünüyorum? Muhteşem görünüyorsun doktor. Projeksiyona PlayStation 4 bağladım ve gayet akıcı bir şekilde 1080p 60 Hz olarak oyunlarımı oynayabildim. Herhangi bir gecikme veya takılma söz konusu olmadı. Hoparlör performansı olarak son ses seviyesi olarak oldukça yüksek seviyelere çıkabiliyor. Açıkçası ben ev içerisinde %50'nin üzerine çıkamadım. Projeksiyonda Dolby Atmos ses sistemini destekliyor. 2x5 olmak üzere 10 wattlık bir çıkış gücü bulunuyor. Projeksiyon üzerinden film izlerken özellikle bas notalarını biraz daha ön planda olduğunu hissettim. Ancak ses ayarlarından da bunu istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Açıkçası hoparlör ve ses performansı olarak benim beklentimin üzerinde bir performans aldım projeksiyondan. Yani günlük kullanımda ekstra bir Bluetooth hoparlör bağlamaya bile gerek yok açıkçası. Gayet tatmin edici seviyede bir ses performansı alıyorsunuz projeksiyondan. Projeksiyonun bir artı özelliği olarak da projeksiyon özelliğini kullanmazken sadece Bluetooth hoparlör olarak da bu cihazı kullanabiliyorsunuz. İçerisinde Google Play olduğu için de televizyon uygulamalarını yükleyerek televizyonda izleyebilirsiniz projeksiyon üzerinden. Yine projeksiyon üzerinde 2 adet filmi peş peşe izlediğim zaman da yaklaşık olarak 5-6 saat boyunca bir kullanıma tekabül ediyor. Herhangi bir şekilde aşırı ısınma gibi bir sorunla da karşılaşmadım. Buradan gördüğünüz gibi kaliteyi 4K olarak da ayarlayabiliyoruz YouTube'da. 1080p destekliyor cihaz ancak 4K görüntüyü de yansıtabiliyor kendisi. Projeksiyonu ilk olarak açtığımızda Xiaomi'nin TV Box'ları Mi Box veya Mi Stick'teki aynı menü tasarımıyla karşılaşıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Netflix ve farklı uygulamalar bulunuyor. Yani bu projeksiyonu aldığınız zaman ekstra bir TV Box yüklemenize gerek yok. İçerisinde 1080p olarak
Netflix lisansı bulunuyor. Bu kısımdan girişler kısmını görüyorsunuz. Buradan HDMI üzerinde bir cihaz taktığımız zaman buradan direkt bu cihaza geçiş yapabiliyoruz. Yine bu ayarlar kısmına geldiğimiz zaman en üst bölümde projeksiyon ayarlarını görüyoruz. Burada fokus ayarı bulunuyor. Fokusunda herhangi bir kayma veya bir sorun olduğunda veya projeksiyonun yerini değiştirdiğinizde bu şekilde buraya bastığımız zaman otomatikman gördüğünüz gibi otomatik netlemeyi gerçekleştiriyor projeksiyon. Yine bunu elle de yapabiliyoruz ayarını. Ekstra olarak bu otomatik fokusu kapattığınız zaman da bir daha fokus kendi kendine otomatikman değişmiyor. Bu alt bölümde köşe düzeltme özelliğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi projeksiyonu yerleştirdiğimiz yere göre açıyı ayarlayabiliyoruz. Yine buradan da görüntünün boyunu küçültebiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi iki yönde de. Buradan da projeksiyonu eğer ters bağlarsak gördüğünüz gibi ters veya düz nasıl bağlıyorsak oradan istediğimiz gibi projeksiyonun yönünü ayarlayabiliyoruz. Bu alt bölümünde imaj kısmından gördüğünüz gibi görüntüyle alakalı film, spor, çocuk gibi renk seçeneklerini değiştirebiliyoruz. Buradan da parlaklıkla alakalı bir seçenek bulunuyor. Alt bölümü seçtiğimiz zaman bu şekilde hafif bir sarımtırak bir renge dönüyor. Burada da diğer Mi Box'larla benzer şekilde ayar seçenekleri mevcut. Bu cihazın içerisinde 16 GB'lık dahili bir alan bulunuyor ve bize 11 GB'lık bir alan kullanımı sunulmuş. Android 9 işletim sistemiyle geliyor ve açıkçası kendi Mi Box S modelini kullanmama rağmen Mi Box S'ten çok daha seri bir cihaz gibi geldi bana. Yani kullanması oldukça keyifli ve herhangi bir takılma söz konusu değil. Oldukça akıcı bir cihaz. Buradan direkt YouTube'a bastığımız zaman menülerinin açılma hızı da oldukça başarılı. Evet, fiyat ve sonuç kısmına geldiğimiz zaman benim burada projeksiyonun gördüğüm artı ve eksi özellikleri bunlardı. Güncel olarak projeksiyonun 3000 ile 3500 TL arasında fiyatı değişiyor. Güncel fiyatını takip edebilmek için açıklamalar kısmındaki linklerini kontrol edebilirsiniz. Cihazın üzerinde bir kontrol tuşu olmaması kumandanın başına bir iş geldiği zaman tekrar bir kumanda almanızı gerektirebilir. Ancak kumandası diğer Mi Box kumandalarıyla birebir uyumlu olduğu için sadece kumandayı ayrı olarak alabiliyorsunuz. Yine projeksiyon üzerinde direkt Mi Box S modellerinde olduğu gibi bir Android işletim sistemi olduğu için hatta daha da güçlü ve seri bir Android işletim sistemi olduğu için ekstra farklı bir projeksiyon aldığınız zaman bir TV Box almanız gerekebilir. Ancak bu cihazı aldığınız zaman içerisinde resmi Netflix 1080p'de olduğu için ekstra bir Android TV Box almanıza gerek yok. Yani bunu da fiyattan bir 500 TL düşebilirsiniz. Bu da bu projeksiyonun önemli artılarından birisi. Belki eksiği sayılabilecek bir özelliği olarak içerisinde dahili bir batarya olsaydı eğer dışarıda kullanımlarda da elektriğe bağlı kalmadan bu cihazı kullanabilirdik. Yine daha önce kanalımda incelediğim Blitfold projeksiyonlarla bu cihazı da karşılaştırmamı soran kişiler vardı. Ancak maalesef bu cihaz fiyat olarak en iyi model olan neredeyse VP6 veya VP9 modelinin bile iki katına satıldığı için açıkçası bu cihaz onlara göre çok daha üstün bir cihaz. Yani birebir de karşılaştırmak çok doğru olmaz. Yani bütçeniz uygunsa bu cihazı almanız daha doğru bir tercih olacaktır. Ancak o cihazlarda kendi fiyatlarına göre yani 1700 ile 2000 TL civarındaki fiyatlarına göre onlar da gayet başarılı performans sergiliyorlar. Yine en son incelemesini yaptığım Xiaomi'nin T2 Max modeliyle de bu modelin bir karşılaştırma videosu gelecek. Cihazın bazı eksi özellikleri olmasına rağmen bence fiyat performans olarak oldukça iyi bir yerde konumlandırılıyor ve bence bu fiyat aralığında rakipsiz diyebilirim özellikle Türkiye'deki satılan projeksiyonlarla kıyaslandığı zaman. Siz projeksiyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Umarım video işinize yaramıştır. Öyleyse videoyu beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.